Efendim, daha önceki bilim kurulunda bundan sonra aşının gelişiyle ilgili olarak bugün şu kadar gelecek veya şu kadar elimize ulaştı şeklinde açıklama yapılmayacağını, bunun ticari bir kaydı olduğunu söylemiştiniz ülkeler arası anlaşma dolayısıyla. Az önce de onu vurguladınız. Aşıların da peyderpey gelmeye devam edeceğini az önce de ifade ettiniz. Şu an bizim toplamda kaç milyon doz aşımız var ve 130 milyon dozluk bir aşı anlaşması imzalandığını daha önce ifade etmiştiniz. Bu 130 milyon dozluk aşının ne zaman gelmesi planlanıyor? Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi söyleyince ben bir taraftan sözleşmeyi yaptığımız tarih, ben sadece şöyle göstereyim. 24 Kasım. 24 Kasım'da biz Sinovac'la sözleşme yaptık. Toplam devamında da 50 milyon doz için yapıldığını söylemiştim. 100 milyon doz için sözleşme yapıldı. İlave BioNTech'le ilgili, biz BioNTech'le yapıyoruz biliyorsunuz, Pfizer'le değil. BioNTech'le ilgili 4,5 milyon doz Mart sonu olmak üzere sözleşme yapıldı. 104,5 ama 4,5 milyon 30 milyona kadar opsiyonel. Onu Mart'tan sonraki dönemde arttırmak için Uğur Hoca ile birlikte yakın iletişimdeyiz. Gayret içinde olacağız. Bunun dışında Sputnik ile ilgili, Rus aşısıyla ilgili Türkiye'de toksikolojisi başladı. Üretim dahil olmak üzere bunu gerçekleştirecek firma dahil bütün hazırlıklarını yapıyor. Onunla ilgili de ayrı bir hazırlığımız devrede. Yani Rus aşısında Türkiye'de üretimiyle ilgili ayrıca bir çalışmamız, ama öncelikle toksikolojinin bitmesini ve o da başladı. Ayrıca AstraZeneca ile ilgili de görüşmelerimiz başından beri devam ediyor. Bugünlerde daha yoğun bir şekilde yakın görüşüyoruz. Onunla da ilgili zannediyorum önümüzdeki bir iki hafta içerisinde bir ön sözleşme imzalanabilir. Orada da yakın takip içindeyiz. Ama bizim için önemli olan Nisan, en geç Mayıs ayında bu aşılama sürecini tamamlayabilir olmak. Bu süreci derken özellikle 20 yaş üstü nüfusumuz belli. Bizim toplamda şu an Nisan, en geç Mayıs ayı sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. AstraZeneca ve diğer ilave BioNTech ilavesi dışında söylüyorum. Şu an net kesin olan 105 milyon için söylüyorum. En geç Mayıs sonuna kadar bunun olacağını düşünüyoruz. Bu ne demek? 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek. Bu da zaten aşılanabilecek olan toplam belli bir yaşın üzerindeki insanımızın, 20 yaş üzerindeki bir kısmı geçirdiği için olmayacak ve toplamda baktığımızda 52,5 milyon insanımız 20 yaşın üzerinde herkesi yapabilir duruma gelmiş olacağız. Ne zamana kadar? En geç Mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz. Haziran'a gelmeden bu sayıyı bir an önce yakalamak istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. TRT Haber'den Çağla Gültuncer. Efendim, 65 yaş ve üzerinin aşılaması devam ediyor, tamamlanmak üzere. Bu aşılamalar bittikten sonra onların kısıtlamalarında bir esneme olacak mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bugün bunu da bilim kurulunda konuşmuş olduk. Özellikle ikinci aşıdan 2 hafta sonra, yani 42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. Bu dönemde 65 yaş üzerinde olup 2 haftası daha tamamlanmadığını biliyoruz. Yani 42 gün tam geçmediğini. Ama süreçte 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabilir. Bu çok uzun sürmez yani. Yani aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak. Evet. Öykü Tüccar, NTV. Sayın Bakan, yerinde karar dönemi kapsamında tedbirlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin bir çalışma hazırlandığını ve bu çalışmanın Cumhurbaşkanı'na sunulacağını ifade ettiniz. Çalışmanın ayrıntılarını bizimle birazcık paylaşabilir misiniz? Tedbirler esnetilirken öncelik sıralaması nasıl olacak? Okullara mı öncelik verilecek, yoksa sokağa çıkma kısıtlaması mı öncelikli olarak kaldırılacak?
Teşekkür ediyorum. Ben özellikle şunu ifade etmeye çalıştım. Bilim kurulumuz bu konuyu tartıştı. Bu konudaki öneriyi pazartesi günü kabineye ben sunmuş olacağım. Dolayısıyla kabinede, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinede bu öneri tartışılacak. Ve devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ederlerse tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur. Alınan kabine kararıyla. Bizim sadece öneri noktasında bir çalışmamız var. Bu sunumu yapmış olacağız. Burada esas önemli olan illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi bir takım parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldı. Dolayısıyla düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu iller her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulamayla ilgili hangi ilin hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra da Cumhurbaşkanımız gerektiğinde tensip buyurusu açıklarlar. Sözcü gazetesi Veli Toprak, Sayın Bakanım pazartesi günü aynı zamanda şehirlerde yüz yüze eğitim de başlıyor. Yaklaşık 1.250.000 eğitimci ve öğretmenin aşılamasıyla ilgili sorum olacak. Acaba pazartesi bu aşılama bitmiş mi olacak? Planlama ne durumda? Bitmiş olmayacak, aşılama başlamış oldu. Yani biz özellikle bu anlamda köy okullarından biliyorsunuz başlamış olduk. Bu başlangıçla birlikte önümüzdeki haftalar giderek daha yoğunlaşmış olacak. Bu biraz aşının tedariğiyle de ilgili bir durum. Evet. Ama Mart ayında daha yoğun, özellikle ayın 15'inden sonra daha yoğun aşının geleceğini söyleyebilirim. Evet. Özellikle Rüya Akkuş A Haber bu arada. Özellikle toplantılar noktasında illerde yasaklar vardı. Onlar da 1 Mart itibariyle acaba kalkar mı? Bununla beraber yerli aşı çalışmaları üzerine siz çok durdunuz. O noktada benim de bir sorum olacaktı. Faz 2 çalışmaları devam ediyor. Bu zamana kadar kaç gönüllü üzerinde denemeler yapıldı? Daha da önemlisi bir yan etkisi oldu mu? Hatta geldiğimiz noktada şunu söyleyebiliyor muyuz? Bizim aşımız koronavirüse karşı yüzde şu kadar etkilidir diyebileceğimiz bir sonuç var mı elimizde? Teşekkür ediyorum. Yerli aşıyla ilgili faz 2 çalışmasına, aşamasına gelmiş olan aşımız olduğunu biliyorsunuz. Faz 2 aşamasında olan aşı toplam 200 kişide düşünülüyor. Bu 200 kişinin 84 kişiye aşıları yapılmış oldu. Bunu tabii biliyorsunuz 28 gün sonra İkinci doz aşısı yapılmış olacak. Nisan ayında faz 2'nin biteceğini ve Nisan sonuna doğru da faz 3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum. Bir başka sorunuz daha vardı. Toplantılar, tabii siz şimdi bizim bilim kurulu olarak üzerinde tartıştığımız ve gelinen öneri noktalarını biraz benim açıklamamı istiyorsunuz. Doğrusu bununla ilgili toplantılar dahil olmak üzere kademelendirmede, illerin bu noktadaki kademelendirmelerinde zaten önümüzdeki günler belli olmuş olacak. Yani bu da üzerinde düşünülen, tartışılan bir konu oldu. İllerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek derecelerine göre toplantı durumu da net belli olmuş olacak.